AKP ve MHP yargısının kararını tanımıyoruz, direnerek kazanacağız. Türkiye hukuk tarihine, yargı tarihine dün yine kara bir leke daha sürüldü. Çetelerin, mafyaların güpegündüz kent meydanlarında çakarlı araçlarla serbest dolaştığı, serbest bırakıldığı bir süreçte Kürtleri asit kuyularında katleden, binlerce faili meçhul cinayet işleyen JİTEM'in davalarının aklandığı bir süreçte Kürtler, devrimci ve sosyalist siyasetçiler cezalandırılıyor. Sincan'da alınan kararla Sayın Selahattin Demirtaş'a 43 yıl, Sayın Figen Yüksekdağ'a 30 yıl ve diğer arkadaşlarımıza toplamda yüzlerce yıla varan hapis cezaları verilmiştir. İddianame sarayda ve MHP genel merkezinde yazıldıysa da bu kararda aynı odaklar tarafından verilmiştir. Türkiye'de yargı diye bir şey kalmamıştır. Türkiye'de şu anda yargının almış olduğu bu karar asgari junta mahkemelerine rahmet okutacak bir karardır. Normalleşme ve yumuşama mesajlarının verildiği bu süreçte HDP, Kürt siyaseti, devrimciler ve demokratlar iktidar tarafından siyaset sahnesinden silinmek isteniyor. Ama çok iyi bilsinler ki biz Kürtler, emekçiler, yoksullar yine her zaman olduğu gibi sahada omuz omuza dayanışarak bu kirli kararları boşa çıkaracağız. Şunu bir kez daha söylüyoruz. Faşizme asla geçit vermeyeceğiz. Faşizme karşı daha omuz omuza olmanın, daha çok dayanışmanın olması gerektiği bir zaman dilimindeyiz. Biz bu cezaları tanımıyoruz. Biz bu kararı tanımıyoruz. Selahattinler, Figenler, Güney Kubilaylar, Kobani Kumpas davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız, Kürtlerin, Türklerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve bu topraklarda tüm ötekileştirilenlerin gönlünde beraat etmişlerdir. Bizim de gönlümüzde beraat etmişlerdir. Haksız ve hukuksuz yere ceza verilen arkadaşlarımız bütün dünya kamuoyunun vicdanında da beraat etmiştir.